Evet, biz katılımınız için bütün değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bugün İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte tekrar sizlerin karşısında yerimizi aldık ve Şanlıurfalı kıymetli vatandaşlarımızı ilimizin güvenlik ve asayiş konularına ilişkin hususlarda bilgilendirmek üzere bir basın bilgilendirme toplantısında daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İlimizde huzurun, asayişin en üst seviyede sağlanması, bu konuda kusursuz bir yönetim sergilenmesi konusunda bütün güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, ilçelerde kaymakamlarımızın da koordinasyonuyla en alt birime kadar, en alt personelimize kadar bu şehrin, insanının, değerli vatandaşlarımızın rahat, huzurlu bir günlük hayat sürebilmeleri için özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bildiğiniz gibi biz özellikle son dönemlerde huzur uygulaması adını verdiğimiz toplumda olumsuzluk taşıyabilecek suç unsurlarını önceden caydırıcılık oluşturacak bir yaklaşımla elimine etmeye, bunları yakalamaya yönelik faaliyetlerimizi daha da arttırmış bulunuyoruz. Nitekim bilhassa şehir merkezinde, il merkezinde neredeyse her gün şok uygulamalarla gerek asayiş, gerekse trafik birimlerimiz, narkotik birimlerimiz sonuç alıcı çalışmalar yapıyorlar. Zaten bizim valilik koordinasyondaki kolluk görevimiz önleyicilik vasfının ön planda olmasıdır. Yani suçlar işlenmeden, suç olayları meydana gelmeden caydırıcılık oluşturarak suçları azaltmayı temel hedef olarak belirlemiş bulunuyoruz ki bu yasal olarak da bizim görevimizdir. Bu itibarla ben emniyet ve jandarmamızı kutlamak istiyorum bir kez daha. Gerçekten alandaki varlıkları, duruşları, dirayetleri, uygulama sıklığının had safhada olduğu bu günlerde özveriyle bu çalışmaları sürdürmeleri noktasında kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarımız, aranan kişiler var. Bildiğiniz gibi suç işlemiş olan, haklarında mahkemeler tarafından hüküm verilmiş olan ve bu hüküm kesinleşmiş olup ancak çeşitli sebeplerle yakalanamamış olan, firar durumda bulunan kişilerin yakalanması hususunda İçişleri Bakanlığımızın bizlere verdiği özel bir talimat var. Yani toplumda, aramızda, sokakta, caddede, meydanda dolaşan suçlu istemiyoruz. Bunlara tahammülümüz yoktur. Bunların yeri cezaevidir. Mantığıyla yaklaşarak son bir yıldır çok gayretli, çok sonuç aldığımız güzel çalışmalar ortaya konuluyor. Ben sizlerle Ağustos ayının verilerini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi her hafta pazartesi günü de haftalık dönemler halindeki verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu defa ilk 25 gününü kapsayacak şekilde Ağustos ayının toplam yakalanan kişi sayısı 227. Yalnız bu rakam sadece hakkında hüküm bulunan suçlulara ilişkindir. Ama bunun dışında arama kaydı olan, çeşitli sebeplerle aranan ve yakalanan kişi sayısı çok daha fazla. Bu sadece suçlu olarak hüküm giymiş ve doğrudan cezaevine sevk edilecek kişiler. Bunlar 227 kişi olarak bu ay rekor bir seviyeye çıktı. Ben yine emniyet ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Bunlara baktığımız zaman kasten öldürme suçundan aranan 12 kişi, hırsızlık suçundan aranan 50 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan aranan 20 kişi, silah kaçakçılığından aranan 4, dolandırıcılık suçundan aranan 20 kişi olmak üzere 121 de diğer suçlar şeklinde 227 kişinin yakalaması yapılarak adli mercilere teslim edilmiş ve bu kişilerin cezaevine girmeleri sağlanmıştır. Değerli basın mensupları, son günlerde ilimizde kasten öldürme olaylarında bir yoğunlaşma olduğu şeklinde bir algı oluştu. Üst üste işlenen
bazı cinayet olaylarının bunda tabii bu algının oluşmasında önemli payı var. Biz istatistiklere baktığımızda kasten öldürme olaylarının önceki yıllarda sayıca daha çok olduğunu, ancak bu yıl Temmuz ve Ağustos aylarında bir yoğunlaşma olduğunu, fakat bu sayının önceki yıllarda yine bu yıla nazaran daha da yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. Ne var ki bizim üzüldüğümüz ve kamuoyuna, Şanlıurfalı hemşerilerimize seslenmek istediğimiz husus şudur. Bu hadiselerin pek çoğu, önemli bir bölümü ne yazık ki kendi aralarındaki çeşitli anlaşmazlıklar, geçmişe dayanan husumetler, gerginlikler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların bir kısmı arazi anlaşmazlığı, bir kısmı ürün hasadında ortaya çıkan konular. Hatta bir kısmı yine maalesef ifade edelim ki akrabalar arasında zuhur eden çeşitli tür anlaşmazlıklar olduğunu görmekteyiz. Biz bütün önleyicilik görevimizi en üst seviyeye çıkararak bu hadiseleri daha da azaltmak istiyoruz. Ancak burada toplumun desteğine, insanlarımızın sağduyusuna ihtiyacımız var. Siz de biliyorsunuz ki bütün anlaşmazlıkların, bütün çeşitli konulardaki görüş ayrılıklarının çözüm merceği yargı yerleridir, mahkemelerdir, savcılıklardır. Herhangi bir şekilde arazi konusunda ya da başka hususlarda anlaşmazlık yaşayan tarafların silaha sarılmak, bıçağa sarılmak yerine behemahal güvenlik birimlerimize, emniyetimize, jandarmamıza ya da savcılıklara müracaat etmesi, fevri davranmaması, olay çıkarmaması temel beklentimizdir. En küçük bir hadisenin kısa bir süre içerisinde cinayete dönüşmesi, bunun uzun yıllar süren husumetler oluşturması Şanlıurfa'nın kaderi olmamalıdır. Şanlıurfa'da artık bu konuda da adımlar atılmalı ve hukuk merciinden, hukuk zemininden ayrılmadan, sağduyudan ayrılmadan hareket edilmelidir diye düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, sayılara baktığımız zaman yılbaşından bu yana 2024 yılı içinde 2161 kavga, anlaşmazlık, silahlı ya da silahsız niza oluşmuş. Bunlarda 2889 vatandaşımız yaralanırken 47 vatandaşımızı da maalesef kaybetmişiz. Yine Temmuz ayı başından itibaren meydana gelen 545 olayda 735 kişi yaralanmış, 13 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesine sebep olmuş bu olaylar. Bu rakamlar, ifade ettiğim gibi, Şanlıurfa'ya yakışan rakamlar değil. Bu konuda devlet olarak, güvenlik birimlerimiz olarak her türlü kolaylığı gösteriyoruz. En küçük bir ihbarı bile en güçlü bir destekle anında değerlendirip en hızlı şekilde intikal ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın fevri davranarak, hiçbir hukuk yoluna başvurmaksızın kavga ve silah yolunu seçmesi artık çağımızda kabul edilebilir değil. Bu konuda biz çağrımızı tekrarlıyoruz. Lütfen başvurun, ihbarda bulunun, şikayette bulunun ama ne olursa olsun şiddete başvurmayın, silahtan uzak durun diyoruz. Bir başka konu başlığımız, yaz aylarında hep beraber tanık olduğumuz ve üzüntüyle karşıladığımız, aldığımız bütün tedbirlere rağmen maalesef yine de hadiseleri önleyemediğimiz boğulma konusu. Suda boğulma olaylarında bu yıl, bugüne kadar 26 Ağustos tarihine kadar toplam 37 vatandaşımızı, 37 insanımızı, ki bunların 5'i yabancı uyrukludur, 37 insanımızı kaybetmiş bulunuyoruz. 37 kişi boğularak maalesef hayatını kaybetti. Bu konuda bildiğiniz gibi bir süre önce bir genel emirle valilik kararı alarak suya girişi yasakladık. Baraj gölü, gölet, akarsu, dere ve su kanallarında Urfa'mızın dört bir yanını donatmış olan bu su kanallarıyla ilgili yasaklama kararımızı aldık. Jandarmamız, polisimiz pek çok ihlal durumuna isabet etti. Bunları belgeledi ve para cezası olarak da
emre aykırı davranış olarak kabahatler kanuna göre bunlara cezalar uygulanmakta. Çok sayıda duyuru yapıyoruz, uyarıda bulunuyoruz, iyileştirici tedbirler alıyoruz ve maalesef şunu görüyoruz. Bir yerde, isim de vereyim, Çatak'ta, Bozova'da boğulma hadisesi oluyor. Oraya ekipler müdahale ediyor. Oradan vatandaşımızı çıkarıyor ama aynı yerde yarım saat sonra insanlar suya girmeye devam ediyor. Bu artık kabul edilebilecek tedbirsizliğin de ötesinde maalesef bizim hayrete düştüğümüz bir durum. Kıymetli vatandaşlarımızdan bu konuda özellikle çocukları ve genç yaştaki evlatları için kaygı duymalarını, onları bu konuda tedbirli olmaya sevk etmeleri ve önlem almalarını tekraren rica ediyoruz. Bu konuya ilişkin tedbirlerimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Uyuşturucu konusundaki mücadelemiz, bu konudaki seferberlik düzeyindeki girişimlerimiz, faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Son 15 gün içinde rekor seviyede yakalamalar gerçekleşti. Emniyetimiz ve jandarmamız hem skank olarak bilinen uyuşturucu madde hem de metamfetamin düzeyinde ciddi rakamlara ulaşan yakalamalar sağladılar. Yine narkotik birimlerimizi kutluyorum. İstihbarat birimlerimiz de destek oluyor. Böylece gerek ilimizden transit geçen, gerekse il içinde satışa sunulan, gençlerimizi zehirleyen, bağımlılık oluşturan bu maddelere karşı son derece güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Artık hem il merkezinde hem dış ilçelerimizde hakim olamadığımız mahallemiz yok. Muhtarlarımızla sıkı bir irtibat halinde bu mücadeleyi yapıyoruz. Her türlü ihbara, vatandaşlarımızın gönüllü katkılarına, desteklerine bu konuda da ihtiyaç duyduğumuzu ilave olarak belirtmek isterim. Ve inşallah bu konuda vatandaşlarımız cesaretlendikçe, çalışmaların sonuçlarını gördükçe Şanlıurfa'da uyuşturucu konusunda 2024 yılı milat bir yıl olacaktır. Zaten bir yıl öncenin rakamlarıyla karşılaştırdığımızda gerek işlem gören kişi, tutuklanan kişi sayısı, gerekse yakalanan madde miktarlarının kat kat üstünde bir seviye yakalandığını görüyoruz. Bu bizi son derece memnun ediyor. Vatandaşlarımızın da desteğini alarak bunu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde 2-3 kat daha arttırmak için gayret göstereceğiz. Yani bu konu kararlılık noktasında en önem taşıyan husustur bizim için. Bir başka konu, zaman zaman rastlıyoruz sosyal medyada, haber sitelerinde bazı hareketler oluyor. Yani toplumu rahatsız eden, genel güvenliği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yakışık almayan, geleneğimize, göreneğimize, toplum düzenimize uymayan, işte hız yapan araçlar, adeta akrobasi gösterisi yapan motorlar, efendim motorla giderken, araçla giderken silah kullanma, silah atma, yarış yapma, modifiye araçlarla gürültü çıkaran bir rahatsızlık verme gibi durumlar bizim için ihbar niteliğindedir. Bunlara polisimiz, jandarmamız en hızlı şekilde müdahale ediyor, failleri yakalıyor ve bununla ilgili işlemler yapılıyor. Şimdi bu noktada da şunu belirtmek istiyorum. Burada sadece trafik cezası değil, aynı zamanda adli işlem başlatılıyor. Eğer genel bir yasaklama kararımız varsa valimiz tarafından alınan, buna ilişkin de ayrıca para cezası uygulanıyor. Son bir genel emir duyurmuştuk. Bu da yine insanlarımızın, vatandaşlarımızın bize başvuruları sonucunda aldığımız bir karar. Bizi yönlendirdiler. Bunun için teşekkür ediyorum duyarlı insanlarımıza. Havai fişek konusu, düğün konvoyları ve toplumu rahatsız eden benzeri hususlar. Bu konulara ilişkin de genel emrimizi duyurduk, yayınladık. Bunlar tabii aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından tehlike saçan
oluşumlar, girişimler olduğu gibi rahatsızlık verici unsurlar, toplumda birilerinin toplumun genelini rahatsız etme gibi bir hakkı, bir lüksü olmamalı. Bu noktada da bu konulara daha bir önem vererek denetimlerimizi artıracağız. Havai fişek, konvoylar, konvoyların trafik düzenini bozması, gürültü konusu çok önemli. Gerek iş yerlerinden, gerek konutlardan, araçlardan, bilhassa gece saatlerinde gürültü yayan, çevreyi rahatsız eden, duyarsızlık örneği sergileyen davranışlara fırsat vermiyoruz. Bu konudaki denetimlerimizi, kontrollerimizi arttıracağız, daha da arttıracağız ve Şanlıurfa'yı inanıyoruz ki hep birlikte daha huzurlu, daha esenlikli, daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Değerli basın mensupları, bazı konularda sizleri aydınlatmaya çalıştım. Temel amacımız şehrimizin en güvenli şehirler arasında yer almasıdır. Şu anki mevcut durumumuza göre Urfa için söylenebilecek gerçekten asayişin düzgün olduğu, giderek de iyileşen seviyede bir sonuç karşımıza çıkıyor. Eksikler olabilir. Maalesef suç ve suçlular durmayacaktır. Bize düşen görev en başta fırsat vermemek, suçun oluşumunu engellemektir. Suç bir şekilde oluştuktan sonra da failleri yakalayıp, olayı aydınlatıp, bütün yönleriyle ortaya koyup, hiçbir tereddüte mahal vermeksizin o konudaki açıklamayı da yaparak kamuoyunu rahatlatmaktır. Buna da dikkat ediyoruz. Önemli olaylardan sonra muhakkak ben valilik olarak bir açıklama yaparak bu konuda bir tereddüt oluşmaması hususunda da gayret gösteriyorum. Gayet açık, şeffaf şekilde bunu da yapmaya devam edeceğiz. Dün maalesef Bozova sınırlarında bir öğretmenimizin uğradığı bir saldırı söz konusuydu. Bu konuyu da jandarmamız çalışıyor. Komutanımıza, ekiplerine teşekkür ediyorum. En kısa sürede faili yakaladılar. Bununla ilgili detaylı savcılık soruşturması devam ediyor. Ben de dün gece öğretmenimizin ailesini arayarak taziye dileğinde bulundum. Genç yaşta böyle bir olaya kurban gitti. Ben bütün eğitim camiamıza, ailesine, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların yaşanmaması ve ilimizin böyle olaylarla anılmaması için toplumdaki her bir vatandaşımızın duyarlılık göstermesi lazım. Biz güvenlik olarak bu konularda herhangi bir eksiklik bulunmaması için büyük bir dikkat içerisindeyiz. Ama ifade ettiğim gibi olayları daha da aşağıya çekebilmemiz için Şanlıurfa'nın her bir vatandaşının bize destek olması, ihbarda bulunması, gerekiyorsa bizzat gelerek kapımızı çalıp önemli hususlar varsa bunları dile getirmesi beklentisindeyiz. Bunu da samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bilhassa toplumda korku salmak, baskı oluşturmak, herhangi bir şekilde esnafa, iş dünyasına zarar vermek niyetinde olan hiçbir oluşuma istisnasız fırsat vermeyiz. Bu şekilde bir durum da söz konusu değildir. Şanlıurfa'da güvenlik yönünden, insanlarımızın sokaktaki huzuru ve esenliği yönden bir tereddüt oluşturacak husus yer almamaktadır. Münferit olaylardan yola çıkarak ilin imajının kötülenmesi, olumsuz bir şekilde anılması hususuna kesinlikle müsaade etmeyiz. Her bir olayın üzerine en güçlü şekilde, en detaylı şekilde giderek hem tekrarını önlemek hem de olayları aydınlatmak konusunda irade gösteriyoruz. Bu konuda gerek Sayın İçişleri Bakanımız, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Ve Şanlıurfa'nın geldiği bu aşamadan da son derece ben il valisi olarak memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarımın dirayeti, güçlü bir mesai harcayarak oluşturdukları bu sonuçlar için, elde ettikleri sonuçlar için tekrar güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sayın Vali, basın mensupları arkadaşlarımız,
Şanlıurfa'nın emniyet ve asayişi her geçen gün daha iyi bir seviyeye ulaşmakta. Tabii ki biz bunu minimum, yani suçların minimum seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Burada da bize en büyük yardımcı olacak olanlar vatandaşlarımız. Vatandaşlardan gelecek ihbarlar, zamanında erken gelecek ihbarlar bizim için çok önem arz ediyor. Yine vatandaşlardan gelecek uyarılar çok önem arz ediyor. Örneğin suya giren çocukları görüp de jandarmaya, polise bildirilmesi belki de o çocukların hayatlarını kurtaracaktır. Yine görgü tanığı olan vatandaşların 112'yi rahatlıkla arayıp gördüğü konuları ayrıntılı bir şekilde anlatması bizim için çok önem arz ediyor. Biz bu kimlikleri de gizli tutuyoruz ve olayların aydınlatılmasında, suç unsurlarının ortaya çıkarılmasında, aranan şahısların yakalanmasında bize müthiş güç veriyor. Bu konuda da bir kere daha tüm vatandaşlarımızın bizlere, polis ve jandarmaya tam desteğini vermesini istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz kamu düzeninin sağlanması, asayiş güvenlik noktasında çok ciddi şekilde arkadaşlarımız çalışıyor. Sizler de çok ciddi şekilde destek veriyorsunuz. Organize suç örgütleri olsun, mali konular olsun, narkotik, trafik ve genel asayişle ilgili gerçekten arkadaşlarımız çok ciddi çalışıyorlar. Bununla ilgili olarak bilginiz, görgünüz veya şunu iletmemiz gereken konu varsa siz veya muhataplarımız tarafından hiç çekinmeden 24 saat müracaat edebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten bilgiler kesinlikle saklı kalıyor. Siz açıklamasını istemediğiniz süre zarfında. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlerden gayet memnunuz. Halkımıza, bizim çalışmalarımıza sınırsız katkı veriyorlar. Vatandaşlarımız da el ele inşallah şu an yaptığımız çalışmaların sonuçlarını takip ediyoruz. Nasıl yorumlandığını, nasıl